Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde emekliler gerçekten büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde. Özellikle vatandaşların isyanı düşük maaşa. Eğer sosyal yardımlar da olmasa emeklilerin almış oldukları bu maaşlarla geçinebilmeleri maalesef mümkün değil. Şimdi Almanya'da emeklileri çok çok düşündüren yeni bir gelişme durumu söz konusu. Emeklilerin maaşları düşecek. Peki neler olacak? Maaşlar ne kadar kesintiye uğrayacak? Zaten şu anda almış oldukları maaşlarla geçinemeyen vatandaşlar bundan sonra nasıl geçinecek? İşte bu soruların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Ancak onun öncesinde emekli olacakları çok yakından ilgilendiren başka bir gelişme hemen aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde emeklileri artık yok saymak istiyorlar. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. Mümkün olduğu kadar emekli maaşını daha az vermek istiyorlar. Mümkün olduğu kadar insanları geç yaşlarda emekli etmek istiyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı pek çok ülkede 68'e çıkartılmasıyla ilgili siyasetçiler çalışmalar yürütüyorlar. Önümüzdeki dönemlerde emeklilik yaşı pek çok ülkede Avrupa Birliği ülkelerinde 68 olacak. Bu ne demek? Mezarda emeklilik hayırlı uğurlu olsun demek. Değerli izleyicilerim, maalesef kendilerini sosyal devlet, insan haklarının üstün olduğu ülkeler olarak ilan eden bu ülkelerde insanlar birer çalışan köleye dönüştürülmek isteniyor. Açıkçası bu. 68 yaşında emekliliği konuşmak bile düpedüz vatandaşlara birer ihanettir. Düşünebiliyor musunuz? 20 yaşında olan bir kişi tam 48 yıl boyunca çalışacak, ardından da 3 kuruş emekli maaşı alacak. Evet, 48 yıl çalışmayana emekli maaşı tam ödenmeyecek. Şimdi bu düpedüz emek sömürüsü, bu düpedüz emeklileri yok saymak, ikinci sınıf insan ilan etmek olarak görüyorum ben. 68 yaşında emekli olmak. Evet değerli izleyicilerim, 65 yaşında emeklilik zaten var. Bu da yetmedi. Şimdi 68 olacak. Yani diyorlar ki biz emekliye maaş vermek istemiyoruz. Siz her ne kadar bu ülke için alın teri döküp yıllarca çalışıp bu ülke için katma değer oluştursanız da, bu ülkenin kalkınmasına fayda sağlasanız da artık dün dünde kalmıştır. Biz önümüze bakıyoruz diyorlar. Kim diyor? Siyasetçiler diyor. Seçim döneminde hatırlanan vatandaşı işte bu şekilde büyük bir çıkmazın içerisine, bataklığın içerisine sokmak istiyorlar. Değerli izleyicilerimiz, vicdani hiçbir şekilde ahlaki, dini boyutu olmayan bu 68 yaşındaki emeklilikle ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına giren bir kişi tam 48 yıl çalışacak. Bu 48 yıllık çalışma hayatını sağlıklı bir şekilde sonlandırabilirse 1000 lira, 1100 euro civarında bir para alacak. Evet arkadaşlar, Avrupa'nın pek çok noktasında emekliler sosyal yardımlarla geçiniyor. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde artan fiyatları düşündüğümüzde emeklinin almış olduğu 1000 euro ile, ortalama 1000 euro ile geçinebilmesi mümkün değil. Zaten hele bir de bu vatandaşımız kiracıysa Avrupa'da yaşayan bir ölü demektir. Ev kiraları almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda insanların ekonomisini ciddi anlamda sarsan fiyatlar var. Almanya'da geçen ay enflasyon %4,3 olarak açıklandı. Ama vatandaşın, özellikle de sabit gelirli işçilerin, emeklilerin maaşı hiçbir zaman %4,3 oranında artmadı. Markete baktığımızda vatandaşlarımızın almış oldukları maaşlarla aldıkları şeyler sadece gıda ürünleri, yani beslenebilmek için gerekli olan gıda ürünlerini alıyorlar. Ama
son bir yıl içerisinde gıda ürünlerine en az %20 oranında zam geldi. Enflasyonu bunlar %4.3 olarak açıklıyorlar. Bakın, faturaların miktarı geçen yıla göre en az %30 oranında arttı. Doğalgaza son bir yıl içerisinde sadece Avrupa ülkelerinde değerli izleyicilerimiz %100'ün üzerinde zam yapıldı. Elektrik %150 zamlandı. Ama maaşlar yerinde sayıyor. Şimdi bakın, emeklilerin maaşı nasıl azalacak? Nasıl düşük emekli maaşı alacaklar? Yeni bu siyasetçilerin planları nedir? Neyi düşünüyorlar? Bunu ilk kez bu ekrandan sizlerle paylaşacağım. Almanya'dan bizi izleyen vatandaşlarımızın, işçilerimizin, özellikle emekli olacakların bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bakın, Almanya'da 2021'den itibaren emekli olanlar 10 yıl öncesine göre 4 kat daha fazla gelir vergisi ödeyecek. Yani emekli olanlara gelir vergisi payı arttırılacak, daha fazla vergi ödeyecekler. Buna göre 1500 euro brüt emekli maaşı olan bir kişiden yılda yaklaşık 454 euro gelir vergisi kesilecek. Bunun anlamı şu: ayda yaklaşık 50 euro vergi alacaklar. Zaten maaşlar düşük, bir de üzerine vergi. 10 yıl önce ise aynı brüt maaştan yılda toplam 110 euro gelir vergisi kesiliyordu. Emekli maaşlarındaki vergi kesintileri Federal Maliye Bakanlığı verilerine göre açıklandı. Buna göre 2021 yılında emekli olup ayda 1700 euro brüt maaş alan bir kişiden yılda 807 euro gelir vergisi alınacak. 2011'de kesinti 336 euroydu. %100'ün üzerinde bakın. En az kesinti ise 1200 euro ve daha altı emekli maaşı alanlardan, yani brüt olarak alanlardan kesilecek. Bu maaş kategorisindeki emekliler 27 euro gelir vergisi ödeyecek. Bakın değerli izleyicilerim, Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde her geçen gün vergi oranları artıyor. Ama ben gerçekten Avrupa'nın bu sistemini anlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle ki, sen vatandaşa zaten düşük bir emekli maaşı veriyorsun. Vatandaş geçinemiyor, geliyor sosyale, sosyalden sosyal yardım alıyor. Sonra da bu kişinin sanki güllük gülistanlık bir hayatı varmış gibi, sanki sen ona yardım etmiyormuşsun gibi bir daha o insanın sırtına yeni bir vergi yükü yüklüyorsun. Yani sağ cebine koyuyor, sol cebinden alıyor. Kardeşim, o zaman vergi alma. Sosyal yardım yapmıyorsan kesinti yapma. Böyle saçma bir şey. Yani bu kadar. Anlamıyorum ben. Yani sadece herhalde matematiksel olarak rakamları tutturabilmek için, bir şeyleri yüksek gösterebilmek için vatandaştan para alıyorlar, vergi kesiyorlar. E kardeşim, bu adam geçinemiyor. Kirasını ödeyemiyor. Sen ödüyorsun. E sosyal yardım veriyorsun. İşte faturasına yardım ediyorsun. Bilmem ne parası veriyorsun. Onu veriyorsun, bunu veriyorsun. Bir de vergi getiriyorsun. E kardeşim, o zaman açık bir şekilde ya bir hata var ortada. Adam geçinemiyor. E niye sosyal yardım veriyorsun madem öyle vergi alacaksın? İnanılır gibi değil değerli izleyicilerim. Zaten vatandaşı Avrupa'da devletler bilerek sosyal yardım dilencisi haline getirmiş vaziyette. Bu nedir ya? Şimdi de emeklinin maaşını kesecekler. Bak sen. Şimdi bizi Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden izleyen vatandaşlarımızın söylediği tek bir şey var. Artık Avrupa eskisi gibi değil. Artık eskisi kadar kolay, rahat geçinebilme imkanı yok. Bakın, bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıllarda vatandaş istediği şekilde Türkiye'ye tatile gidebiliyordu. Uçaksa uçak, arabaysa araba, cebinde parası, 5 yıldızlı oteliydi, oydu buydu. Tamam. Ama öyle bir noktaya geldik ki şu anda yaz sezonu geldiğinde yurt dışında yaşayan gurbetçilerin %50'sinden fazlası Türkiye'ye ya borçlanarak gidiyor ya da kredi çekerek gidiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bu kadar yoktu. Vatandaş geçinemiyor. Sosyal yardım diyorlar. Geride koronavirüs dönemi kaldı. İşçiye ne kadarlık sosyal yardım verdiler ya da korona tazminatı ödediler? Sıfır. Emekliye herhangi bir para verdiler mi? Hayır, vermediler.
Nasıl geçinecek bu insanlar? Cevap yok. Biz sosyal devletiz diyorlar. Söze gelince biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Tamam, iyi güzel yapıyorsun da kardeşim. 68 yaşında emeklilik ne? Emekli zaten düşük bir maaş alıyor. Sen bunlardan neden her ay 50 euro daha vergi alacaksın? Yine senin kapına koşacak, diyecek ki ben geçinemiyorum. Enteresan ve bir o kadar da düşündürücü arkadaşlar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Yani bu sosyal yardım dilenciliğinden Avrupa'daki insanlar ne zaman kurtulacak, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani sosyal yardım dilencisi derken sakın beni yanlış anlamayın. Ben sosyal yardım alanlara bir şey söylemiyorum. Devletin ayıbı bu. Adamdan, insanlardan daha fazla vergi alıyorsun. Sonra da vatandaş koşuyor, geliyor sosyale, diyor ki bana sosyal yardım ver. 50 bin tane kağıt, kürek doldurtuyorsun. Bürokrasi bitmiyor. Vatandaşı onun için sosyal yardım dilencisi haline getirmişsiniz diyorum. Bu kadar da olur mu ya? Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den. Kardeşim, zenginlik vatandaşa vermedikten sonra ne kıymeti var ki? Sen devletin kasalarına paraları koymuşsun. Öyle bekliyorlar, paralar yatıyorlar. Aman dokunmayın yavrulara, yatsınlar. Merkel geldi gidiyor, emekli oluyor. 16 yıl boyunca merak ediyorum. Sosyal yardımları ne kadar arttırdı? Çalışanların ücretlerini 10 sent çalışma başına ücretten başka ne kadar arttırdı? Enflasyon %4.3 deniliyor. Çalışanlara ya da emeklilere %4.3 oranında bir zam yapıldı mı? Fiyatlar %20 diyoruz, uçtu diyoruz. Vatandaşın böylesine sıkıntılı bir dönemde yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? 100 yılda bir meydana gelen bu koronavirüs gibi salgın dönemindeyiz. Vatandaşın cebine 5 kuruş koymuyorlar. Bakın, birileri sakın beni yanlış anlamasın. Türkiye'den bizi izleyenler diyor ki Almanya şöyle yapıyor. Ya kardeşim bak, Almanya ile Türkiye'yi kıyaslama. Kıyaslanmaz. Birisi Süper Lig'de, birisi PTT 1. Lig'de. Onu, Almanya'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisinden bahsediyorum. Bir mi? Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri çıkıp ne diyorlar? Biz bu kadar zenginiz, şöyle sosyal devletiz. Ben de onlara diyorum ki, beni şu an anlamayanlara, eleştirenlere cevap veriyorum. Kardeşim, sosyal yardım etmek bu mudur? Emeklinin maaşından her ay 50 euro daha kesmek midir? 68 yaşında vatandaşını emekli etmek midir? Bu mudur sosyal yardım? Bu mudur sosyal devlet, insan hakları, demokrasi? Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Bir hatırlatmada daha bulunacağım. Eğer gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız mutlak surette kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum sizlerden.